Herkese güzel ve güneşli bir Lizbon sabahından günaydın. Ben Cenan. Elimden geldiğince Erasmus maceramı sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bugün Berlengas tarafına gideceğiz. Portekiz'in üst kısmında, Porto'nun aşağısında fakat Lizbon'un bayağı bir yukarısında yer alan Peniche diye bir yer var. Peniche'den okyanusta yani Atlantik'te tekneyle geçip böyle küçük bir adaya gideceğiz, Berlengas Adası. Çok güzel, böyle akvaryum gibi koyları varmış. Bize dediler ki kesinlikle mide bulantısı ilacı alın. Çünkü gemide hani çok sarsılacaksınız vesaire. Size bu anları göstermek istiyorum. O zaman hadi gelin şimdi toplanma alanına gidelim ve turumuza başlayalım. Annem tanımadığın insanlardan kap alma demişti. Gidiyoruz. 15 kilometreymiş. Peniche'den Berlengas'a Bodrum'da ve yarım saat falan sürüyormuş. Ama gerçekten hani bayağı sallanıyormuş tekne. Ben de dün gece 1,5 litre sangria içtiğim için benim kadar mantıklı hareket eden bir insan olursanız bu hayatta benim gibi hiç zaman kaybetmezsiniz. Neyse, gidiyoruz bakalım. Şu tekneyle gideceğiz ve daha büyük olduğu için daha az sallanarak gideceğiz. Dönerken küçükle gideceğiz, şununla. Çünkü giderken duruma bakalım dedik. Millet kusarsa falan dönerken de güvenli olanla döneriz. Yani gezmeye geldim, kusmaya değil. Bu yüzden tabii ki önce güvenli olanı tercih edeceğim. Durumlara bakacağım. Birazcık Polonyalılarla zekamızı kullandık ve dedik ki bir analiz edelim. Bu salaklar bir gitsin, bir kussun. Ondan sonra biz dedik severse, kusmazlarsa dönerken güzel, maceralı bir üçünü döneriz dedik. Neyse, şimdi şu an Peniche'deyiz. Berlengas adalarına gideceğiz. Hepsini göstereceğim. 4 metreye kadar dalgalar oluyormuş. Bugün 1 metreymiş ve çok sağlıklıymış. Ve yarım saat falan sürecek yolculuk. Nasıl gösterebilirim dalgaları bilmiyorum. Bizim ekibin hepsini öyle gönderdim, bakın şimdi. Allah'ım, hepsi yan yana duruyor. Şöyle bir yere geldik. Fakat biz denizlere alışık olduğumuz için şu an çok da böyle wow değilim yani. Hani sonuçta okyanustayız yani. Atlantik Okyanusu'nun suyu. Ve hani çok soğuk ama insanlar burada denize giriyor. Böyle hiçbir şey olmayan bir adaya falan geldik. Çok garip yani. Hiçbir şey olmayan bir kayalıktayız aslında şu an. Çok garip. İçinde böyle bir iki tane restoran falan vardır maksimum. Yaşayan birileri yok ama yani burada Berlengas Adası'nda. Garip. Şimdi geçelim. İnsanları bekletmeyeyim. Wow. O kadar Amerikalara gittim. Orada da ayağımı sokmuştum, girmemiştim. Şimdi Atlantik'e ayağımı sokuyorum. Çok soğuk dediler. Hani ben Bozcaada'ya falan soğuk diyordum. Bozcaada bunlar için çok sıcak. Nasıl bu denize giriyorlar ben anlamadım. O kadar soğuk ki yani ayağımı sokuyorum. Hani okey ama ben buraya asla belimi omzumu sokamam. Bu ne? Buz gibi, bizim saklı kent falan gibi. Bunlar buna deniz diyor. Bu deniz değil. Çok soğuk. Çok farklı bir kumu var. Hayatımda hiç bu kadar pembe veya kırmızı bir kum görmemiştim. Ve çok güzel. Wow, çok wow. Çok dağ. Görebiliyorsunuz, mükemmel. Hocam,
Vay, nerelere girdik be? Ben de şaşırdım. Denizin rengi çok güzeldi ve böyle kayaların altında böyle... Ay çok güzeldi. Böyle bildiğiniz mağara gibi bir şeyin içinde böyle bayağı dar kaldık. Ay çok güzeldi. Şimdi burada hiking yapacağız. Hemen gösteriyorum. Berlengas'ta böyle ortada böyle bir castle var. Şu anda hostel olmuş hatta burası. Şuradan çıkacağız böyle yukarı. Dışına bakın. Şu manzaraya bakın. Saatlerce buraya bakabilirim. Saatlerce şu manzaraya bakabilirim ya. İnce bir köprünün üstünden geçiyoruz. Bakın. Mükemmel bir his ya. Yaşadığımı hissediyorum. Gezdiğim her an yaşadığımı hissediyorum. Buradan hele böyle geldik. Bu taraf sırasında bekliyoruz galiba. Yokuş çıkıyoruz. Bu ara çekinmeyin bari. Çekinmediğin insan da vlog çekiyor neyse. Ben kimseyi durdurmuyorum en azından. Nasıl da çıktık bilmiyorum. Take a photo of us. Please. Oh yeah, sure. A selfie. Can be a selfie. Hele buralara çık. Tam bir turistim. Baksanıza herkesin elinde telefon. Herkes birbirini çekiyor. Sıcak, o yüzden biraz soyunduk. Yani çok tepeye çıktık bu arada. Bunları yaparken hep şey düşünüyorum ben böyle. Şimdi değil de ne zaman deyip dağa tırmanıyorum. Evet, teşekkürler hayat. Ve dağa tırmandığım ayakkablarıma bakın. Bu hatta benim kadar zeki olun ya. Doğru kararlar verin. An itibariyle başardım. Tepedeyim, en tepedeyim. Vah. Bu kız zaten en tepedeydi ama şu an gerçekten en tepedeyim. Yes. Ve dönüş noktamıza geldim. Şuradan bir saniye size göstereceğim şimdi. Şu arkamda şu arkamdaki taraftan böyle bayağı bir yürüdük ve en son buraya kadar geldik. İlk başta böyle bu adaya indiğimiz noktaya indik. Denize girdiğimiz nokta hatta şu aşağısıydı. Bayağı bir trekking yaptık ve çok güzeldi. Böyle nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Belki de çok az benim yaşımda bir Türk buraya gelip bu şekilde gezdi. Çünkü Portekiz'de Atlantik kıyısındaki küçücük bir ada. Hani buraya gelip burada ayaklarımı denize sokmak, ne bileyim ben burada bütün dağın böyle etrafından yürümek çok özel hissettiriyor. Ve diyorum ki şu anda hayatımdaki olabileceğim en genç yaştayım. Bundan daha genç hiçbir zaman olmayacağım. O yüzden yapabildiğim kadar bütün çılgınlıkları yapmaya çalışıyorum. Ki pişman olmayayım, keşke demeyeyim diye. Yani keşke demektense pişman olmak daha iyi her zaman. Öyle, çok iyi hissediyorum gerçekten ya. Yeni yerler görmek gerçekten en büyük tutkum ya. İyi ki. Her saniye kendime teşekkür ediyorum. Teşekkürler hayatıma. Gemi kalkana kadar gün batımını izleyeceğim bu şekilde. Hayatıma teşekkürler. Şu an şey diye düşünüyor olabilirsiniz böyle. Ben de bu hayatı yaşasam ben de çok mutlu olurum falan. Hayır. Mutlu olmayı öğrenmeniz gerekiyor. Her andan yani. Her an keyif almıyor. Eskiden ben olsam şey derdim böyle. Burada mesela insanlar var. Bu şekilde hani gün batımı güzel, romantik değil. Ne bileyim şurada bir algida bayrağı var. Gün batımımı biraz engelliyor. Ya da böyle yanımda biri yok. Yalnız hissediyorum, bilmem ne. Her şeyden şikayet edebilirdim ama şu an sadece diyorum ki buradasın. Aferin, aferin. Ve bu kadar. Küçük
tekneye bindim. Survivor teknesi gibi olur, sallanırız diye. Bir balıkçı amcanın bize verdiği porto şarabıyla keyif yapıyorum. Hayat ne zaman ne getireceği belli olmuyor. Bu gözler neler gördü be. Gün batımı çok seviyorum. Sabah vloguma başladığım parkın önünde bitiriyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni tekrardan takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Umarım çok beğenmişsinizdir. Ben bugünkü gezimi çok beğendim. Tekrardan bir yer daha gördüm. Erasmus'taki bütün maceralarımı, deneyimlerimi, bütün gözlemlerimi sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.